Kardeşliğin, adaletin yegane kaynağı İslam'dır ve insanlık ancak İslam ile huzur bulur. Müslümanlar kendi değerleri etrafında toplandığı ve adaleti şiar edindiği sürece yaşadıkları her yere huzuru ve güveni getirmişlerdir. Lakin zalim yönetimler, putperest ve menfaatperest odaklar İslam'ı ve Müslümanları her zaman kendileri için bir tehdit olarak görmüşlerdir. Otoritelerinin sarsılmaması, menfaatlerinin yok olmaması ve köle düzenlerinin devamı için her yolu denemeyi mübah saymışlardır. Bugün nüfus bakımından dünyanın en büyük ülkelerinden olan Hindistan'ı ve Hint Müslümanlarının çektikleri çileleri kamuoyuyla paylaşmak ve Müslüman kardeşlerimizin derdiyle dertlenmek üzere toplandık. Yıllarca İngiliz sömürgesine maruz kalan Hint coğrafyası, İngilizler çekilse de zulüm zihniyetini devam ettiren, hatta şiddetini artıran yönetimler tarafından idare edilmiştir. 1947'de resmi olarak kurulan Hindistan, kurulduğu günden itibaren Müslümanlara azınlık muamelesi yapmış, temel hak ve hürriyetlerinden mahrum etmiş ve şiddet olaylarını desteklemiştir. Müslümanların ibadetlerine kısıtlamalar getirme, camilerimizi tahrip etme, çocuklarımızın İslami eğitimlerine engeller koyma, hanım kardeşlerimizin tesettürüne el uzatma, mallarını gasp etme, canlarını gasp etme, kısaca onları asimetrik psikolojik terörün tüm yönleriyle kıskaca almışlardır. Hindistan'da 200 milyon Müslüman yaşamaktadır. Dünyadaki pek çok ülke nüfusunun kat be kat üzerinde olan bu sayıya azınlık muamelesi yapmak, anayasal haklardan mahrum bırakmak, haklarını savunmalarına izin vermemek ancak zulmün bir göstergesidir. İslam düşmanlığını en çok teşvik edenler arasında Hindistan'ın olduğunu ve Müslümanları terör destekçisi gibi gösterme hadsizlikleri ayan beyan ortadayken hiçbir şey yokmuş gibi durmak insanlıktan çıkmak demektir. Hint zulmü sadece kendi topraklarını değil tüm Asya bölgesini kuşatır vaziyete gelmiştir. Arakan'da, Keşmir'de yaşanan soykırımların baş faili Hint yönetimi ve Hint rahipleridir. Faşist grupları destekleyen, Müslüman kanı dökmeleri için tüm ihtiyaçlarını gideren onlardır. Müslümanların yaşadığı sıkıntılar ortadayken İslam ülkelerinin tepkisizliğini, Müslümanların sessizliğini anlamak mümkün değildir. Hint rahipleri aleni bir şekilde zulümleri teşvik ederken İslam alimlerinin adaletin tesisini daha fazla gündemlerine almalıdırlar. Putperestlerin, zalimlerin batıl davalarına gösterdikleri sadakati Müslümanlar hak davalarına göstermedikçe dünyada zulümler. Anadolu Gençlik Derneği Milli Gençlik Vakfı olarak İslam Birliği tesis edilmeden ve yeni bir dünya kurulmadan zulümlerin bitmeyeceğini bir defa daha ifade ediyor. İslam ülke yöneticilerini ve Müslümanların sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Allah'a emanet olun. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا ربي يا رب العالمين Mübarek üç aylarda günahkar ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ya Rabbel Alemin. Burada toplanmamıza sebep olan Hindistan'daki mazlum kardeşlerimize zulüm eden Hindistanlılar içindir. Ya Rabbi oradaki mazlum kardeşlerimize yardımını, nusretini esirgeme ya Rabbi. Amin. Bizlere Müslüman kardeşlerimizi unutturma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ya Rabbel Alemin. Hindistan'da, Filistin'de, Afganistan'da nerede Müslüman kardeşlerimize zulüm ediliyorsa, zulüm eden zalimlerin ıslahı mümkünse ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Islahı mümkün değilse Kahhar isminle onları kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Müslümanların üzerine kurulan planları tekrar o zalimlerin üstüne çevir ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Müslüman kardeşlerimize ümmeti Muhammed'e her zaman fetihler nasip eyle. Amin. Nusretini esirgeme ya Rabbi. Amin. Bizleri de kardeşlerimizi unutturma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ya Rabbel Alemin, vatanımıza, milletimizi düşman işgalinden muhafaza eyle. Amin. Fitneden, fesattan bizleri muhafaza eyle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.